Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Android 5.0 Lollipop sürümünü inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi elimizde bir tane Nexus 5 var, LG Nexus 5. Google tarafından yapılan işte bu Android sürüm güncellemesi vesaire bildiğiniz üzere ilk başta bu Nexus telefonları geliyor. O yüzden biz de bu telefonda göstereceğiz. Dün akşam aldı bu güncellemeyi. Şöyle açalım. En başta kilit ekranından başlayalım. Gördüğünüz gibi bambaşka bir kilit ekranı var. Şöyle sağa sola yaptığımız zaman o hazır widget'lar gelmiyor Android'in bir önceki sürümündeki. Kilit ekranında gelen bildirimleri görebiliyoruz arkadaşlar. Birazdan onu da gösteririm. Şimdi bu widget olaylarını kaldırmışlar. Şöyle bir şey eklemişler. Sola doğru çektiğimiz zaman kamerayı açıyor. Sağa doğru çektiğimiz zaman ise telefon görüşmesi yapmamızı sağlayan ekranı açıyor. Yani rehberi açıyor diyelim kısaca. Yukarıya doğru kaydırdığımız zaman da ekran kilidini kaldırıyor. Üst taraftan gördüğünüz gibi bildirim çubuğunu işte hızlı ayar menüsünü indirebiliyoruz. Onları da değineceğiz birazdan. Şöyle tuş kilidini açalım. Gördüğünüz gibi ekran ilk açıldığında tasarımla alakalı birçok şeyin değiştiğini fark edebiliyoruz. Şu alt taraftaki tuşlar olsun, üst taraftaki şuradaki değişimler olsun. Bunlara hepsine tek tek değineceğiz. Bildirim çubuğundan başlayalım. Gördüğünüz gibi direkt hızlı hazır ayarlar gelmiyor. Önce bir bildirim olmadığını söylüyor. Bir kez daha indirdiğimiz zaman bu ayarları görebiliyoruz ve burada fenerin ve ekranı yayınlama muhabbetinin eklendiğini görüyoruz. Aynı zamanda şu kısımda da gördüğünüz gibi ekran ışığını açıp arttırıp kısma muhabbetini buraya almışlar. Zaten buradaydı ama şöyle bir güzel animasyon eklemişler buraya. Şöyle bildirimler yukarıdayken gördüğünüz gibi pilin yüzdesi yazmıyor. Şöyle bir daha aşağı indirdiğimiz zaman pilin yüzdesi de buraya geliyor. Ayrıca burada telefonun ayarlarını gitmek için olan düğmeyi koymuşlar oraya. Aynı zamanda şurada bir kullanıcı profil değiştirme olanağı sunuyor size. Buraya tıkladığımız zaman burada esas kullanıcı ve misafir modu diye bir şey gelmiş buraya. Bu bazı telefonlarda vardı önceki Android sürümüyle de ama bu Lollipop'la beraber bütün telefonlara gelecek. Misafir modunu açtığınız zaman sadece sizin belirlediğiniz uygulamaları görebiliyor karşı taraftaki kişi. Yani telefonu kurcalamasını istemediğiniz birine verdiğiniz zaman misafir modunu açıp verebilirsiniz. Buradan istersek başka kullanıcı da ekleyebiliyoruz ama telefonu kaç kişi kullanabilir orası da ayrı. Ancak hani iş yeri, ev gibi farklı kullanım amaçlarıyla böyle kullanıcı atayabiliriz kendimize göre. Şöyle geriye gelelim. Dediğim gibi burada feneri ve ekran yayınlama olayını koymuşlar. Bu ekran yayınlama da eğer bir Chromecast gibi cihazınız varsa telefonunuzun ekranını televizyona yansıtabiliyorsunuz. O işe yarıyor. Şunu şöyle iki kez indirmek zor geliyorsa da çift parmağınıza çektiğiniz zaman yukarıdan direkt tamamen iniyor aşağıya. Tasarım gördüğünüz gibi her yerde tamamen değişmiş. Telefon bayağı akıcı bir duruma gelmiş ve minimalize dediğimiz olay gerçekleşmiş tasarımda. Bayağı böyle hani ikonlar falan çok sadeleştirilmiş. Zaten sadeydi. iyice sadeliğe gidilmiş. Hani bunu kullanan yaşlı birisi de teknolojiye çok hakim olmayan çok rahat kullanabilir. Hani işin kurtları da çok rahat kurcalayarak yeni şeyler ekleyebilir. Gördüğünüz gibi arama kısmından şu alttaki tuşlara kadar baya bir değişiklik gerçekleşmiş. Şuradan çıkalım. Bütün uygulamaları kapatma penceresinde de baya köklü değişiklikler var. Şuna basıyoruz bir kere. Kareye basıyoruz. Gördüğünüz gibi hani böyle kare kare üst üste çıkmıyor da şu şekilde sanki bir dairenin etrafında dolaşıyormuşuz gibi çıkıyor. Üzerlerindeki çarpı butonuna tıklayarak kapatabiliyoruz ya da dilersek şöyle bir tarafa atıp kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet akıcı ve güzel bir animasyon olmuş burası da. Buradan da çıkalım. Android L'deki köklü değişikliklerden birisi de galeri kaldırılmış arkadaşlar. O bildiğimiz klasör sistemli olan galeriyi Android L'de kullanamıyoruz. Onun yerine fotoğraflar diye bir şey geldi. Bu zaten vardı bazı telefonlarda ama ancak yine de galeriyi kullanabiliyorduk. Sadece fotoğrafları kullanabiliyoruz. Artık o bildiğimiz klasik galeri mantığından kurtuluyoruz Android de. Bu iyi mi kötü mü bunu bir süre sonra göreceğiz hep beraber. Aynı zamanda kamera olarak da Google'ın kendi kamerası geliyor. Şu kamera göstereyim. Bunu KitKat'la beraber yükleyebiliyorduk. Ancak Android'lerin içinde direkt otomatik olarak geliyor. Bu çok güzel bir kamera. Özellikle lens bulanıklığı özelliği bayağı bir dijital fotoğraf makinesi gibi fotoğraflar çekebilmenize imkan sağlıyor. Şu üst taraftaki Google'ın arama çubuğuyla ilgili güzel gelişmeler oldu. Bize artık öneriler sunabiliyor bu. Mesela F harfine basalım. Gördüğünüz gibi Facebook film fanatik vesaire gibi öneriler çıktı. Bu önceden çıkmıyordu. Bu gayet kullanışlı, güzel bir özellik olmuş Android 5.0 Lollipop adına. Onun dışında gelen arama yukarıdan böyle bildirim gibi geliyor. Bu yine Android'in önceki sürümünde bazı telefonlarda vardı ancak Android L'de artık fix olarak olacak bir özellik. Bir oyun oynarken ya da bir video izlerken arayan kişi böyle zart diye bütün ekranı kaplamıyor. Şu yukarıda ufak bir bildirim olarak çıkıyor ve siz de onu dilerseniz onu reddediyorsunuz ya da bir mesajla reddediyorsunuz ya da yanıtlıyorsunuz. Hani yaptığınız işi bölmemenize yarıyor bir özellikte. Dediğim gibi Android'lerin keşfedilmemiş daha bir sürü özelliği var. Bunları kullanı kullanı hepimiz öğreneceğiz. Şimdilik gün yüzüne çıkan özellikleri bunlar. Genel hatlarıyla toparlamak gerekirse bence gayet kullanışlı, sade ve telefon gibi telefon hani kafa karıştırmayan bir hale döndürülmeye çalışılmış ve bu başarılmış da. Gayet stabil bir sistem olmuş Android'le. Son olarak Android'in bize yaptığı küçük bir şaka var. Onu da göstermek istiyorum. Bu Gear'ların Easter Egg dediği muhabbet. Telefon hakkında geliyoruz. Android sürümüne şöyle tıklıyoruz 3-5 defa. Böyle bir yuvarlak halka geliyor. Şöyle bir kere daha basınca Lollipop yazısı çıkıyor. Renklerini değiştirebiliyoruz ama olayı burada bitirmemişler. Şöyle basılı tuttuğumuz zaman da bize gördüğünüz gibi Android'in logosuyla oynadığımız bir Flappy Bird oyunu gösteriyor. Bu da Flappy Bird'ün ne kadar etkili olduğunu bize bir kez daha kanıtlıyor aslında. Android Dollipop sürümü bu şekilde arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa bize bu videonun altına yorum olarak atın. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışalım. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.